Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün de bir komşumuzun, köyden bir komşunun çiçeklerini çekiyorum. Önceden söylemiştim. Demişti gelip çekebilirsiniz. Şimdi geldim. Evde yok ama kızı evde de. Kızından izin aldım. Dedi ki çekebilirsin. Bunları böyle çıkardım. Ah bu kopmuş. Bu da kopmuş. Buraya koyarım. Ekerler. Kendileri diker yerine. He arkadaşlar. Böyle çok güzel çiçekler var. Şimdi size güzel. Az ve bizde Azerbaycan'da böyle değiller. Az ve saz çiçekler var. Şimdi size göstereceğim. Böyle. Bunun tadilet gidiyor. O çiçeğin üstünde şey var. Yakin ki bir zarar görmesin diye böyle yaptılar. Arkadaşlar. Şimdiye kadar böyle bir şey görmüş müydünüz? Allah aşkına. Böyle bir güzellik görmüş müydünüz? İnan buranı göresiniz. Çünkü Kıbrıs işte böyle bir şey. İşte bu Kıbrıs. Güzelliğine bakın. Muhteşemliğine bakın. Fotoğrafını da alırım böyle. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Maşallah maşallah. Maşallah Allah'ım. Bu çiçeği açır mı arkadaşlar bilmiyorum. Belki sizler biliyorsunuz. Dibine dökülenlerden ben de alayım. Abla yakin ki bakar. Dibine kırılıp dökülenlerden götürürüm abla. Kendi evde olsaydım daha iyi olardı. Allah'ım. Böyle bir fotoğrafını da alın paylaşırım. Çok güzel. Allah hakkını helal et. Götürdüm. Bunda. Bu kırılıp dökülenleri. Böyle. Ablaya gösteririm. Ejderha meyvesi. Gronovilli. Ve dibinde. Aman Allah'ım köpeğin güzelliğine bakın. Çok güzel. Aman aman bana çok sert bakır. Çok kötü bakıyor bana. Ne de aşkım. Ne de Allah'ım. Beni tutmasın. Arkadaşlar biraz yakınlaştırıp. Çok güzeldi değil mi? Harika. Allah çok kötü bakıyorsun bana. Korkuyorum senden. Bu şey değil mi arkadaşlar? Adı ne donun? Vallahi ben pes yani. Bunun ismi neydi ayallah? Bu kötü köpeklerden. Kızı çağırın baksın. Dibindeki de Kıbrıs menekşesi. Aşkın gözyaşı. Böyle begonovilli resmen ağaç olmuş. Aman vallahi bu çiğnemi çağırım. Bir baksın bura. Arkadaşlar pitbull değilmiş. Pitbull'a benzeyen bir cinsiymiş. Ve oynamayı çok severmiş. Buradakileri de çekeyim. Bu neydi anlamadım. Neydi? Bazı yerlerde var. Gel gel. Gel seni seveyim gel. Gel seveyim gel. Hadi gel seveyim. Korkuram vallahi. Hani? Ne de o işin? Ha? Hadi gel seveyim seni gel. Gel. Gel vallahi birinde de bir çiçek. Çekende birinde de bir şey olacak bana. Bakın arkadaşlar. Bu kaktüsün güzelliğine bakın. Köpeğe gülüyorum. Aman 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 aman. Çok güzeldi değil mi kaktüs? Çok güzeldi. Benimki daha açmamış. Anlamadım diye. Ama çok güzeldi. Benim de bundan var. Görüyorsunuz biliyorsunuz. Ama açmamış. İnşallah bir gün açar benimki de. Bu güzelliğini bize sunar. Bunlar da böyle kuş konmaz. Hovertia. Begonia. Gül begonia. Zümrüt dalgası. Bu da farklı bir şeydi. Kalan şu türüdü ne de anlamadım. Farklıydı yani. Gül. Böyle. Kedi tırnağı arkadaşlar. O da galiba amirelliyiz. Bunun meyvesine bakın. Bunun meyvesine bakın arkadaşlar. Bu Arap yasemendi ne de. Ama meyvesinin zehirlidir yani yiyilmez. Bu da özel tür begonyadır. Bak bir lemende de var.
gibi hiç şeyi. Kırık kalpler demedim, öyle bir şey olması gerek. Kırık kalpler. Bende de var. Çok güzeldi bu da. Bu da Hubertia'dı. Böyle. Bunu merak ettim. Bu nedir böyle? İlk defa görüyorum. Daha yük kadı. Görüyor musunuz ne boyda da? Arkadaşlar bunun güzelliğine bakın. İlk defa görüyorum bunu. Bu Arap yasemeni. Meyve verir ama meyvesini sakın bir yerde görürsünüz size dokunmayın asla. Seherli de. Aman. Vallahi bu buradan kuruyup düşürdü zaten. Ah, bismillah. Ama çok güzeldi köpek. Buradan buraya düşmüştü. Böyle. Bir, en çok da bununla hayran kaldım arkadaşlar. Her seni göstereceğim, gel. Bakalım. Bu mor yok, mor yıldız yok. Böyle salkım salkım mor açır. Kesin sizler biliyorsunuz ismini de. Bu da yukkadı. Bu da ondan ağaç olmuş. Arkadaşlar ben çok onun ismini bilmiyorum maalesef. Bu da dün Bahar ablagil'de çektiğim ağaçtandı. Çiçeği açan. Burada en çok sarısı var, kırmızısı yoktu. Buna bakın. Bugün çok güzeldi. Böyle Fatma abla evde olsaydı, kendi evde olsaydı daha güzel olurdu ama maalesef. Bu da böyle. Beyaz kala. Papatya. Sardunyalar arkadaşlar. Kıbrıs'ın olmazsa olmazı sardunyalar. Bunun da ismini gene bilmirem. Buna bakın. Asıl bu güzelliğe bakın. Bende de var bunlar arkadaşlar. Aman çok tatlıdı abi. Çok hoşuma gitti. İnanın bayıldım. Allah'ım. Çok enerjili bir köpekti. Buna bakın. Abla evde olsaydı yok bu yok, kırılmayıp kırılmayıp çok şükür. Sevindim kırılmadığına. Yeni yavru bitmiş. Bunun güzelliğine bakın. Bende de var ama bende belli olmasına yıllar var. Muhteşem. Bunlar şey açacak ama ne zaman açacak bilmiyorum. Ve üstünde tumurcuk bile görmürüm. Yani açacak ama ne zaman bilinmiyor. Bakın bu yük çekmişler buraya. Bir gecelik gelini. Görüyor musunuz? Burada da bundan var. Arkadaşlar buna hayran kaldım. Hakikaten hayran kaldım. Bu da güzel. Böyle. Bugünkü çiçek dozumuzu da böyle alalım. Ama o bir tarafta da var. Çiçek galiba. Gideyim oradan da çekeyim mi bilmiyorum. Maalesef ki şu an kadın da evde olardı. Bakın. Bu gece açan çiçek. Bunlar da sabahleyin mavi mavi açır. Küçük küçük şey türüdü. Diye bunlar değil. Bende de vardı, zor kökün kestim. Mavi mavi açır. Kediye bakın. Yavru kedi. Bakın arkadaşlar, mahvolmasın diye üstünü örtmüşler. Görün ne güzeldi. Ya çok güzel. Böyle. Arkadaşlar bakın, sevdim sonunda. Hadi gel gel gel, seni seveyim, gel seni seveyim, gel gel gel. Çok tatlı da dişiydi. Söyledim ki yavruluyorsa bana da versin. Ne yapıyor? Oynamak istiyor. Vallahi korkuyorum daha. Ay çok güzel. Kediye bile bir şey yapmıyor. O bir tarafta da çiçekler var.
Ya yapacak bir şey yok. Ablanın kendi evde olduğunda gelip çekerim inşallah. Bunun ismini bilmedim. Allah'ım kediyle oynamak istiyor. Ama o yavru aşkım. O yavru. Buradakiler de çekeyim çıkak kediyi be. Bu da kopmuştu. Baksanıza kopmuştu. Böyle. Bunu da çektim. Ya çok tatlı bir köpeğiniz var abi. Böyle. Bunları da böyle çektim arkadaşlar. İşte Kıbrıs böyle bir şey. Her yerde şey var. Her yerde kaktüs var. Böyle buralarda biraz çekeyim. Aslında bir yere gidiyorum. İzin verirse çekeceğim ama şeylerin çok güzel şeyler var. İşte izin verseler Okket'in çekilecek bahçeler var Okket'e. Ama maalesef arkadaşlar her insan izin vermiş çiçek çekmeyene. Bahçenin güzelliğine bakın. Yoksa yok da olmazsa olmaz. Her şey var bu bahçede. Beyaz güller. Buna bakın. Açmaya başladı artık. Turuncu güller. Koya. Amaryllisler. Gece tüten. Bu da güllerdi. Böyle arkadaşlar. Ama kalsın bugünlük. Böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim çok şükür. Elhamdülillah. Bugün çiçeklerimi çok fazla çekmeyeceğim. Biraz az çekeceğim. Çünkü niye? Komşunun çiçeklerini çekmişim. Çok maceralı, maraklı bir bahçe çekmişim. Kısadı ama çok maraklıdı. Evet arkadaşlar, gittim. Bizim burada bir komşumuz var. Onun çiçeklerini çektim. Evde olmadığı için kızından izin aldım. Tüm çekemedim çiçekleri. He arkadaşlar, böyle çok maceralı bir video oldu. İçinde güzel çiçekler de var idi. Çiçeklerini tam çekemedim maalesef. Bir gün inşallah kadını, bayanı bulduğumda çekerim. Yani bu videonun arkasında o videonu yükleyeceğim. İzleseniz mutlu olurum. Bu da lilyumlardı. Benim beyaz lilyumum daha açmamış. Yani bendeki daha açmamış. Saksıdadı bendeki. İnşallah açar. Bu güzelliği bize sunar. Böyle. Böyle bu güzellikleri görüyor musunuz? Allah'ım. Kazandım. Çok güzeller. Böyle arkadaşlar. Bunlar da çok senelikti arkadaşlar. Çok senelikti. Bunların tohumlarını koparmayın. Bak bu tohumları koparmayın. Tohumların döksün yere. Yani yöresine hepsi çıkacak. Kendi çıkacak. Bunlar hiçbir bir senelik değil. Bunun kendisine bakın. Şeylerini kopardım. Yeni tumurcuk yapmış. Ama bilmiyorum bu tumurcuklar açacak mı açmayacak mı? Çünkü bunları güneş görende inanmıyorum açarlar. Ama mesela serin hava olsaydı açardı yakin ki. Böyle arkadaşlar. Kalemfiller de çok yıllıktı. Budarsınız. Cavanlaşır. Yeniden şey açar. Bunlar da çok yıllıktı. Bu pembe çok yıllıktı. Ama bunlar tohumdan tökülür. Bir tek pembe çok yıllıktı. Koyu pembe. Açtığında göstereceğim size inşallah. Ama bu bitkileri tohumdan dökülür yeniden bitir. O da tohumdan dökülür yeniden bitir de. Ama yani bunlar fesillikti. Hüsnü Yusuflar. Hüsnü Yusuflar da çok yıllıktı arkadaşlar. Tohumdan da bitir. Kendi de bitir. Bazı arkadaşlar benden söylemiş ki çiçeklerin kaç yıllık olduğunu söylesin. Bakın. Geçen seneden tohumdan çıkandı. Dökülmüş buraya. Tohumu dökülmüş. Çıkmış. İndi bilmiyorum. Ama ben beyaza benzetiyorum. Beyaz olabilir. Burada da bakın. Burada da tohumdan çıkmış. Çok yerden. Orada da tohumdan çıkmış. Yani çok yıllıktı. Tohumdan tökülür çıkmış. Bir defa ekin. Her sene çıkacak. Her sene.
Bazı şeyler yaptım arkadaşlar. Onları size göstermek istiyorum. Bazı şeyler diyende. Güzelliğe bakın. Şeydi. Bizde 2 günde aşırı yağmur yağıyor. Hakikaten. Videonu çekirem güllük gülistanlık. Video bitir. Bitenden biraz sonra bir yağmur yağar, bir yağmur yağar. Aman Allah'ım, görseniz dersiniz ki artık bir daha burada bir hafta, 2 hafta artık yağmur yağar. Kıbrıs öyle. Anidence durur, güneş çıkar. Şimdi yine yağmur havası var. Çünkü salı gününe, yarına kadar bizim burada yağmur verirler. Salıya kadar yağmur var. Ondan dolayı kalan şolarım yine mantar olurdu. Ondan dolayı ilaçlamak istemiyorum. Çünkü ilaçlasam yağmur vuracak, boşuna. Boşuna gidecek. Ama yine mantar olup da acilen ilaçlamam gerek. Ve mantar ilacım da azalıp da yine almam gerek. Bunlara bakın, salkım salkım. Görüyor musunuz? Maşallah maşallah. Muhteşemdi. Hakikaten çok güzeldi. Bunlar da çok yıllıktı arkadaşlar. Sadece güneşe bırakmayın. Bakımını iyi bakarsınızsa tamamdır. Bakın arkadaşlar, bunu ben kendi aldığımdı. Tohumundan yerin sevdi, toprağın sevdi. Böylesine ikinci kez açmaya başladı. Bunun üstünde bir tane var. Açacak. Buna bakın, burada 3 tür var. Melek kanadı, pembesi de arkadadır. Bunu da buraya çıkarttım, bayağı toparlandı. Çok arkadaydı, hiç güneş görmürdü. Çok kötü gündeydi. Bayağı toparlandı. Bakın, beyaz papatyam. Tuttu çok şükür. Düşünürdüm ki tutmayacak ama tuttu beyaz papatyam. Buradaki abla dedi ki, Sarı abla galiba. Dedi çok yıllıktı, bu da çok yıllıkıymış. Bunu da bir türlü kökünden uşaklar birine koydular. Kökünden bir türlü çıkmadı ya. Bunu da saksım değiştim arkadaşlar. Büyük kaba geçirdim. Üstü topraklıdır. Üstünün tohumlarını da kendim dokunmuram. Tohumdan çok hızlı büyürler. İstirem bayağı çok alsınlar. Buna bakın. Bunu da göründe her gördüğümde mutlu oluyorum. Görün ne güzel olmuş. Bunu bu sene yetiştirebilsem, bakabilsem bu katmerini. Gelen sene bunun her rengini alacağım. Allah nasip ederse. Bu da tam güzelliği de yeni güne gelir. Buna bakın. Ya Allah. Bu da tam güzeli. Yeni güne. Böyle. Bakın bu da çok güzeldi. Annem aşkım. Sonra arkadaşlar, bunu da yeni saksısını aldım. Yani yeni kovasını aldım. Toprak ilave ettim. Daha sert toprağa ektim. İnşallah daha güzel olur. Allah nasip ederse. Böyle. Artık bu da açtı. İsmini yine unuttum. Arkadaşlar, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bazı arkadaşlar var. Söylemeye gerek yoktu. Ay şundan bir kaşık verim. Ay bundan bir kaşık verim. Sizin böyle olsun, şöyle olsun. Arkadaşlar, yaşadığınız yerin. Can, annem aşkım, baktığım çocuk bana gelip. Seni yaradana kurban olurum. O kadar tatlı çocuktu ki arkadaşlar, çok seviyorum ya. Baktığın çocuğa sevmen de çok büyük rol oynuyor. Ehemmiyeti var Elif abla. Değil mi? Seviyorsansa insan bakabilir. Sevmiyorsansa yok. Bir de çok cana yakın çocuklardı. Aşırı cana yakın çocuklardı. Arkadaşlar, ben bunu söylüyordum. Koyun size, bak eyani sübut olarak size göstereyim arkadaşlar. Eyani olarak size göstereyim. Yani yalan falan yok. Bunları görüyor musunuz? Arkadaşlar, bunlara yine var ya, bulamadım. Dünyanın parasını dökmüşüm. Ama olmuyor. Yapmadığım yoktu. Niye olmuş? Çünkü yaşadığın yerin çiçeklerde çok ehemmiyeti var. Önemli de. Allah'ım arkadaşlar, Mira da benimle beraber bakıyor. Bakın arkadaşlar, açelya, gardenya, dua çiçekleri görüyor musunuz? Yani benim çiçeklerimi görüyorsunuz. Yapabilsem ben bunları yaparım, değil mi? Yapabilirim. Ay şundan bir kaşık, ay bundan bir kaşık yapmayın arkadaşlar. Hiç de gereği yok. Uğraşmayın. Eğer sizin yerde, mesela sizin yerde kalan şeyler olmursa uğraşmayın, almayın. Ben bunlardan bir tane ne doğa çiçeği ne de böyle bir şeyler almayacağım. Boşuna para vermekle. Görüyor musunuz? Bakın.
Bakın. Yine var o taraflarda da. Onları gidip oradan çıkarmam gerek. Bunlar soğuk havanın, serin havanın, nemli havanın seven bir çiçeklerdi. Eğer kapınızda şey varsa, havuz varsa havuzun yanına alıp gölge bir yere bırakabilirsiniz. Onda çok muhteşem olacak. Eğer havuzunuz falanınız yoksa, menen gibi kiralarda yaşıyorsunuzsa, sıcaklarla klimanız yoksa, sıcaklarla mübarize aparırsınızsa hiç gereği yok, boşuna para vermeyin. Bunu ben söylüyorum hakikaten. Artık yani görüyorsunuz azdan çoktan, çok şükür çiçeklerimle de görüyorsunuz ki çiçekleri yavaş yavaş anlayabilirim. Doğru, ben de bilmediklerim şeyler var. Bilmediklerimi örgenirim, ararım. YouTube kanalında çiçeği arkadaşının YouTube kanalı olan çiçeği arkadaşlarımdan sorarım. Benden önce çiçekleri olan yani bayağı yaş baş almış insanlardan sorarım. Çünkü bunun utanılacak bir yani yok. Sorarım, bana söylerler. Neye nasıl bakmam gerek. Mesela bazı çiçekler var, yeni alırım. Hiç bilmem nasıl olur. Sorarım, bana söylerler. Ama bunu inanın Allah'a 3 senede bir de bu şeyi de koyayım hangi şeyde Rex begonyalar var ya, Rex begonyaların her türünü aldım. Bir burada da dünyanın parası, dünyanın parası. Arkadaşlar heyf o verdiğim paralara, heyf heyf. Sıcak havalarda mümkün değil. Yazın bizim burada 50'ye yakın, 50'den fazla yok, 50'ye yakın yok. 50'den fazla sıcaklar olur. 50'den fazla. 50'ni geçiyor. Onda da mümkün değil. Mesela doğa çiçeği. İnce var ya, ince yapraklı. Bizim burada mümkünatı yoktu tutması. Ben ondan aldım. Her türlü kulluk ettim. Her türlü baktım. Hiçbir faydası yoktu. Yani uğraşmayın arkadaşlar. Düşünmeyin ki şundan bir kaşık vereceğim, bundan bir kaşık vereceğim. Evdeki baktığım çiçekler bütün siyah böcekler alıp gedifti. Tüm siyah böcek dibine zencefir de döktüm. Ne inedim, ne yaptımsa hiç faydası yok. Bunları yeni ektim. Bunu demiyorlar kaybetmiş gibiyim. Bunu da yeniden ektim ki burada ayrı bir bakayım toparlansınlar. Bir arkadaş benden kalanşolarımı sordu. Bakın kalanşolarımı tam buralara dizmişim. İnşallah sonbaharın kendini göstereceği Allah'ın izniyle. Ha arkadaşlar böyle yani uğraşmaya değmez. Paranızı boşuna dökmeyin. Artık yaprak gözellerimin zamanı geldi arkadaşlar. Bazılar toparlanmadı, bazılar toparlandı ama gene de çok şükür. Kayıplarım da oldu. Kayıpsız da hiç ne olmuş. Ama yapacak yine bir şey yoktu. Bakın. Bunun farklı bir türü var idi, onu kaybettim. Bu siyah olmalıydı. Bu da bir türlü toparlanır. Bu herkesine toparlandı, ben de şimdi toparlanır. Bu da yeni edindiğim türdü. Üçüncü senedi mende de bu sene toparlandı. Sonunda çok farklı bir çiçekti. Ve bunun çiçeğini koparmayayım bazı yerlerinden. Olsun dökülsün belki. Ama ne bileyim. Çok farklıydı, göreceksiniz. Aşırı farklı bir türdü. Böyle düşünebilmediğiniz tür. Çok enli büyük yapraklar var. İnşallah görersiniz. Böyle uykunsuz yoncam Azerbaycan'dan getirttirdim. Çok güzeldi. Seviyorum seni annem. Bu da arkadaşlar beni bazen söyleyen olur. Çiçeklerden ekirim. Köklendirip satıyorum. Yani isteyen olursa Kıbrıs'ta yaşayan. İsteyen olursa istediği çiçeği bana söyleyebilir. Ekip köklendirip satabilirim yani. Fazla paha satmıyorum. Uygun fiyata satıyorum. Bu da bu sene edindiğimden de. Buna bakın. Bunun ikisi de aynıydı. Bunu evde büyüdü ve ekmişim. Bunu dışarıda kalmış. Sonra bu ikisine aynı olması gerek. Bu ama farklıydı. O da farklıydı. Bu da farklıydı arkadaşlar. Böyle. Bunu da bu sene aldım. Bunu da bu sene aldım. Bu kızım da böyle. Bunu da ölümden gücünden kurtardım. Efe püskülüm. Burada da yeni edindiklerim. Arkadaşlar. Mezarlıktan bunları kopardım, getirdim, ektim. Allah'ım bunlar dalından tutur. Yıldız çiçeği, patates çiçekleri dalından tutur. Bu da ki böyle. Bunu da yeni edindim. Videoya baktıkta bileceksiniz. Bunları da yeni edindim. Bu 3 taneni. Böyle. Yani arkadaşlar. Bazı şeyler var ki olmuş. Ona da boşuna para dökmeyin. Mira. Annem. Can. Oy.
Aşkım, annem, gel yanıma annem. Dokunma. Hayır, kedinin arkasınca gitme. Bu da öğlen sonrası da artık şeyler kapanır. Bakın arkadaşlar, dün bunu böyle koydum buraya. Üstünde ne kadar kurumuş yapraklar, kurumuş çiçeğin açmış, bükülmüş. Elim yetişmirdi. Temizledim. Görürsünüz ne güzeldi. Aslında yer olacak. Her şey rahat rahat. Böyle. Yem bol bırakacaksın. Çok güzel olacak. Ama işte olmayan da bu kadar şey olan da yerde bulmak olmuş. Bunu da böyle buraya koydum ama müvekkati koydum. Çünkü sıcak havalarda burada kalmaz. Bir de yeni tür ceylan gözlerim. Başkalarından alıp ama rengim bilmediğim ceylan gözlerim açıp. Buna bakın. Yeni açıp. Bunu geçen sene de açmıştı, kurudu. Bunu yeni aldım, getirdim. Yeniden açtı. Görüyor musunuz? Bu da farklıdır. Bir açır. Bakalım görelim hangi türlerim açacak. Bunun güzelliğine bakın. Yeni edindiklerimden de. Sardunyalarımı da göstereyim. Bakın belediyeden gizlice koparıp getirdiğimdi. Geçen sene edinmiştim, almıştım. Kurudu gitti. İşte. Bunun da saksısını değiştim diye. Çiçekleri kurudu. Bir şey değil. Esas odur ki kendi toparlanacak. Böyle koparayım geçsin. Kuruyan yapraklarını da koparım. Böyle arkadaşlar. Bakın bunlar da bazıları açmaya hazırlanır. Tohumdan ektiğim sardunyalar. Annem, aşkım, geldin annem. Yaradana kurban olurum. Senin indi yemeğini yedizdireceğim sana. A bakın. Sarkan sardunyalarım. Hepsi farklıdır. Biri birinden değil. Biri birinden değil arkadaşlar. Güzelliğe bakın. Görüyor musunuz? Hele bu güzelliğe bakın. Hele buna bakın. Anasının kuzusu. Aşkım, çiçeğim, leçeğim, böceğim. Sizi seviyorum annem. Sizi seviyorum aşkım. Patates çiçeğimi. Patatesin dedim biterse biter, bitmezse bitmez. Ektim buraya, çıkmış. Bakın çok şükür. Sarı olması gerekiyor. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bu 11 ay çiçeğinin solan çiçeğini koparayım mı yoksa oradan yeni mi çiçeği açacak? Eğer bilenler varsa bana yazabilir. Çünkü ben bunu yeni edinmişim, tam bilmiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yeni güzel sözler için hepinize teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlara da sonsuz teşekkürlüğümü bildiririm. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.